Evet, Eray Güçler bu hafta yerli milli savunma sistemlerimizden en çok aslında konuşulan değil mi Akıncı? Yani İran'da gündem olduğu, dünyada gururumuz gündem olduğu. yani. Yani Akıncı bütün dünyaya her şeyi ispat etti. Önce bir şey sorayım, öyle Evet, anlatın. Soru cevap Zaman yapalım. Zaman çok anlattık biraz sıkışıyor ama bazı ama. kritik yerleri anlatacağım. Akıncı İHA mı, Akıncı TİHA mı? İran'daki arama faaliyetinde bu çok konuşuldu. Hatta Selçuk Bayraktar TİHA dedi, işte acaba yanlış mı söyledi diyen de çıktı. Ne onun gerçeği? İHA. Gerçeği İHA. İHA. Yani sebebi üzerine füze takarsanız İHA. Taarruzi, saldırı. Yani İran'a gidelim de üzerinden füzeleri mi aldık? Yani şöyle oldu. Şey için gitmiyor. Talep Taarruzi ettiğinde gitmiyor. Hazır Van sınırında bir Akıncımız vardı. Devriye halinde diyelim. Efendim? Devriye havada. Devriye halinde. Evet, devriye geziyordu. Doğru. Aynen. Zaman kaybı olmasın diye derhal o Akıncı hedefe yönlendirildi. Üzerinde keşif sistemleri de vardı. Silahlıydı. Termal kamerası. Çünkü zaten bizim sınırımızı kontrol ediyor. Yani hani evet. Terörist geçişleri vesaire. Fakat İranlılar dedi ki ya bunun üzerinde füzeler var. Hı hı. Füzelerle bizim ülkemize geçmesin. Hayda bizim onu çektik. Batman'daki silahsız bir İHA'yı, Akıncı'yı oraya görevlendirdik. Hı hı. Yani dolayısıyla bunlar tabii normal İHA'lara göre daha hacimli, güçlü, donanımlı olduğu için taarruz da edebiliyor. Taarruz ediyor. O zaman buradan başka bir manşet çıkıyor. Aslında biz İran'a bir değil iki Akıncı göndermiş oluyoruz. Evet, iki Akıncı gönderdik ama biri geri döndü. İşte tamam yani geri döndü evet, değil. Üç. Geri üç dönünce... Azerbaycan'daki de hazır tutuldu. Oradaki de Selçuk Bayraktar asıldı. Evet. Yani ama asıl işte Batman'dan evet. Siyah üstünden kalktı. Peki o zaman hızlıca şöyle... Kara Akıncı... kuvvetlerine bağlı bir de. Kara kuvvetlerine bağlı. Kuvvetlerine Akıncı'nın bağlı. Şöyle özelliklerini kısaca hap gibi nasıl anlatırız? Şöyle anlatırız. Ölen... İran Cumhurbaşkanı'nın bindiği Bell 212 helikopterinin taşıma kapasitesini hatırlayan var mı? 5 kilo 300 5 ton 300 kilo. Hı. 5300 kilogram yani. Evet. Bununki ne kadar? 5500 kilogram. 5500. Tamam. Yani hani bunu şeye almamak, dikkate almamak mümkün değil yani. İkincisi üzerindeki hassas sistemler. Bakın o sise, yağmura, kötü hava şartlarına rağmen gidip orada bunu buldu ve aldığımız bilgiler hani vadilerin içerisine de girip dar manevralar, keskin dönüşler vesaire de yapmışlar. 100 metreye kadar düştü dedi Selçuk evet, Bey. Yani hani şey ama o görüntü zoomlayabiliyor. 10 metre, 20 metreye kadar zoomlayabiliyor. Ama kendisi de alçalmış. Bunun yükselme kabiliyeti ne kadar? Mesela helikopterin yükselme kabiliyeti yani teknik tarifnamesinde 6000 metre yazıyor ama doğru değil. Çok daha yer o yüksekliklerde 3000 metreye kadar ancak çıkabilir. Bunun yükselme kabiliyeti 14 kilometre. 14 bin metreden görüntü alabiliyor. Hmm. Şimdi mesela ben bir şeyi araştırdım. Yani dünyada en iyi İHA-TİHA hangisi diye. Hmm. Bizimki mi? Amerikanlıki. Hatta ismini de yazmıştım böyle Amerika'da. Unuttum çok önemli de değil. Amerika'nın bir İHA'sı evet çok gelişmiş. Evet. Bu EFSAF'ta. Bazen bu birinci oluyor. Şimdi dört kritere göre değerlendiriyorlar. Hani makaleleri okuyoruz savunma dergilerine falan. Bazen Amerika. Ya dedim bu nedir? Oturdum teknik şeylerine baktım. Mesela bunun havada kalış süresi 24 saat yazıyor burada ama aslında 36 saati de test ettiler. Geçti bu 36 saati. Yani bir kalkıyor. 36 saat. 36 saat inmiyor öyle i̇nmiyor, mi oluyor? Evet, aynen öyle. Kalış süresi. Ama şeyin ki o Amerikan'ınki 20 saat. Mesela bizimki ondan daha iyi yani. Anladım. Hakikaten yani işte Aselsan'ın ürettiği akıllı o MAM-LTC yine Aselsan Fırır 500 bakın 35 kilometreden görüntü alıyor. Hı hı. Ve her türlü hava şartında alıyor. Yani elektromanyetik dalga kullanmışlar infrared yerine. Hani inanılmaz bir yeni teknoloji. Hı hı. Dolayısıyla bu Akıncı aslında sadece kendini değil yüce milletimizin savunma anlamında, devletimizin savunma anlamında nerede, dünyada nerede olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. En son bir makale okudum iki gün önce. Hı hı. Bir ben söylemiyorum vallahi. İnanın şeyler söylüyor, Avrupalılar söylüyor. Onların yazdığı bir makale. Şöyle diyor. İngiliz bir savunma analisti yazmış. Uzman yani güvenlik çalıştığımız için onları takip ediyoruz. Hı hı. Diyor ki yeni sıralamada diyor. Bakın yeni sıralamada savunma teknolojilerinde Amerika 1, Çin 2, Türkiye 3 diyor. Rusya 4. Bakın ilk dördün içindeydi. Hmm. Ve diyor bu süreç böyle giderse Türkiye ilk dördün içerisinde bundan sonraki
şeylerde de yer almaya devam edecektir. Şimdi burada arkadaşlar, buradan özür diliyorum. Ya, buyurun. Bu diyor ki şu alanlar özellikle Afrika ve Orta Doğu alanlarında ABD ve Batı hakimiyetine son verdi. Hatta evet, şöyle yazmışlar. Biz izliyoruz. Biz müdahale edemiyoruz. Evet. Türkiye'yi izliyoruz. Yani Türkiye hakikaten bu noktada tabii neden? Çünkü milli muktedir siyasi irade yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu siyasi liderlik ve kapasite, duruş işte Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Efendim daha önceden paramız mı yoktu? Vardı. Ama her kafadan bir ses çıkıyordu. Evet. Yani o koalisyon tipi ya bir türlü kararlar anlamıyordu. Zaten terörle mücadelenin uzun sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de o koalisyon tipi yapılardı. Hı. Her 10 dakikada bir hükümet değişirse nasıl terörle mücadele edeceksiniz? Evet. Yani siyasi irade ve kararlılık özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin bu noktaya gelmesinin asıl sebebidir. Evet. Bir şey soracağım. O arkanızdaki füzeler sıralanmış ya i̇şte da mühimmatlar. Mumlar, bakın. Bunların hepsi aynı anda mı yoksa bir kısmı mı şey yapılıyor, takılıyor? Yani işte hepsi üstünde mi kalkıyor? Yani burada bakıyorum ben 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı taşıma kapasitesi diyor. Nerede yazıyor bu? Şurada 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili diyor. Şöyle düzelteyim o, ben onu. O değişti, toplam geliştirilmiş olabilir. Bu kesinlikle bu yanlış. Evet. Ya yani bu yanlış. Yani hı, asıl burada şöyle 5500 kilogram maksimum kalkış ağırlığı o var. O da geliştirildi bunu. Bakın 5500 kilogram maksimum kalkış ağırlığı var. 1500 kilogram 1,5 ton mühimmat taşıyabiliyor. Evet. 1500 kilogram ya. 1,5 ton düşünün. Yani dolayısıyla mesela şunu söyleyeyim. İşte bir tane mesela MAM C'di sanırım. MAM L ve MAM T var. Bunun en büyük şeyi 90 kilogram. Tamam mı? Yani bunları neredeyse tamamını rahatlıkla buna monte edebiliyorsunuz. Evet. Ha podları yeterli mi onu bilmiyorum ama hı-hı, ağırlık olarak bunları kaldırabilecek kapasitede bakın düşün Aselsan Flir 500'ün ağırlığı yaklaşık 50 kilogram. Yani dünyada o yüzden bu kadar büyük kapasiteye sahip tek TİHA bu. Yani o yüzden Türkiye bu anlamda çok önemli bir şekilde arayı açmış vaziyette. Şimdi işte yeni bugün okudum Kale Grup çift motorlu şeyler yapıyor. Neydi onun ismi? Ankara'ya çift motor takıyor filan. 0.8 mak 2.5 maka filan çıkıyor. Ya inanılmaz ya ben bunlar ya hakikaten Türkiye'nin düşmanı olmak istemem. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu akşam teşekkür sizlerle birlikte oldunuz. Sevgili seyirciler böylelikle programımızı noktalıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.